Ve Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Filistin dayanışma gecesi emperyalizme karşı gövde gösterisine dönüştü. Uluslararası Filistin halkıyla dayanışma günü sebebiyle Ankara'da bir etkinlik düzenlendi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayet Mustafa'nın ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı, Arap Devletleri Ligi Türkiye Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Büyükelçi Mustafa, ABD'nin mevcut yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Onlara güvenmiyoruz. Mevcut yönetimin hiçbir planına, hiçbir kararına güvenimiz olamaz. Onlar Filistin halkının güvenini kaybetti. Onlar işgali destekliyor ve çözümün bir parçası olamazlar. Fayet Mustafa ayrıca Türkiye'de bir Filistin gecesinin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyük gurur duyuyorum. Türkiye'nin dostluğu, liderliği Filistin halkı için çok önemli. Bizimle dayanışma duygularınızı paylaştığınız için çok sevinçliyim. Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin ve çok sayıda devlet yetkilisinin de burada olması çok anlamlı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da geceye katılan isimler arasındaydı. Bugün çok anlamlı bir gün. Filistin halkıyla dayanışma günü vesilesiyle bugün bir kez daha Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin halkıyla dayanışmasını vurguladık ve burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Filistin halkına mesajını okuduk. Filistin dayanışma gecesine Ankara'da görev yapan çok sayıda Arap ülkesinin büyükelçisinin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov da katıldı. Birleşmiş Milletler'in Türkiye temsilcilerinden Karl Kuresa da gecede bir konuşma yaptı. Filistin halkının kendi vatanlarında özgürce yaşamalarını desteklediklerini söyleyen Kuresa, iki devletli çözümü savunduklarını vurguladı.